2001 yılından beri Türkiye'de Agrozim enzimli organik gübreyi üreten firmayız. Kuruluş tarihimiz 1991. 10 yıl Türkiye'de enzim distribütörlüğü yaptık. Sonra da Agrozim enzimli organik gübreyi üreterek Türkiye'ye ekonomik fayda sağlayacağımıza inanarak yolumuza çıktık. Enzimli gübre nedir'in cevabı, enzimleri üretimde devreye sokarak bitkilerin beslenmesi için ihtiyacı olan maddeleri hazır hale getiriyoruz. Enzimleri kullanarak. Bitkiler enzimlerle hazır hale gelmiş besinlerden rahatça faydalanarak soğuğa karşı, dona karşı, aşırı sıcağa karşı, kuraklığa karşı güç kazanırlar. Ve sadece verimi, kaliteyi, standardı sağlayacak ürünler yetiştirir. Türk tarımının en büyük problemi kaliteli ürün yetişmemesi, standart ürün yetişmemesidir. Agrozim enzimli organik gübrenin yaptığı en büyük iyilik Türk tarımına kaliteli standart ürün yetiştirilmesini sağlamaktır. Biz ürünümüzün çiftçiye ulaşmasını ve çiftçinin daha önce uğradığı zararlarla karşılaşmaması için ürünümüzün satışının mutlaka çiftçi kuruluşları olan kooperatiflerde olmasına dikkat ettik. Bu nedenle de 2005 yılından beri biz ürünümüzü sadece tarım kredi kooperatiflerinde yine çiftçi kuruluşu olan birliklerin kooperatiflerinde satarız. Bizim ürünümüz üretimden tüketiciye kadar çift, yani yolda aracı bulamazsınız. Üretim ve direkt çiftçinin tüketeceği yer çiftçi kooperatifi olmasıdır. Eğer bir çiftçi kooperatifine satılıyorsanız o zaman çiftçi arkadaşlarımız size daha çok güvenirler. Zaten ürünü tanıtırken de siz gerekli altyapıyı çalışıyorsanız, ürününüz kendisini gösteriyorsa çiftçiyle ayrılmaz bir bütün oluyorsunuz. Biz 2005 yılından beri, yani demek ki 9. seneyi, 10. seneye girmişiz, çiftçi kuruluşlarında satılırız. Agrozim'in etkilerinden bahsederken en önemli etkisi ekonomik etkisi. Yani biz artık çiftçimizin cebinden bu tip girdilere çıkaracak para kalmadı, tahammülü kalmadı ya. Yani. Ne olabilir çiftçimize? Çiftçimiz bize ödediği paranın en az 6-7 katını geri almalı ki bir üründen faydalandığını anlayalım. Ben tabii olaya hep böyle bu gözle baktım. Yani ben ürünümü sattığım zaman çiftçi benim ürünümü kullanacak, bana bir bedel ödeyecek. Ama geriye ne kadar alacak? İşte biz Agrozim olarak bunu hep vurguladık çiftçimize. Bugün de şunu iddia ediyorum. Agrozim'e 1 lira ödeyen çiftçi arkadaşım en az 8 ila 10 katını geriye alır. Bu çok iddialı bir cümledir ama altını çiziyorum. Yani 2005 yılından beri Agrozim'in satıldığı kooperatiflerde bunları kooperatif yetkililerine de sorup çiftçi arkadaşlarımız da öğrenebilirler. Bizim Agrozim'i üreticimizle paylaşmamızın en büyük hedefi, daha doğrusu en büyük hedefi demeyelim, vazifemiz diyelim biz buna. Biz Agrozim'i, eğer çiftçimiz tohumdan kullanmaya başlamışsa hasata kadar devam ederiz takibi. Yani örnek veriyorum, bu her üründe geçerlidir. Bir pamuk üreticimizi Mayıs'ın ilk haftasında Agrozim kullanmaya başlamışsa, Ekim sonu Kasım'a kadar hasatı devam ediyorsa o tarihlere kadar çiftçimizi takip ederiz, birlikte hareket ederiz. Hasatını da birlikte olur, değerlendirmeyi de beraber yaparız. Tarım fuarlarının hepsi bizim çiftçilerimiz için, üreticilerimiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ve bunları da hepsini ziyaret etmeleri için her türlü desteğin verilmesini tavsiye ederim büyüklere. Ali Fehmi Soygeniş, 35 yıllık bir çalışma hayatım var, devlet artı özel. 3-4 senedir de kendi firmamızı kurduk. Bir tane ortağımla beraber, onun da özel sektör tecrübesi var. İki ortak bu işi götürmeye çalışıyoruz. 3 efe tohum olarak biz başladık bu işe.
35 yıllık çalışma hayatımızın tamamı şeker pancarı tohumu üzerineydi ve şeker pancarının ürünü kendi üzerineydi. Daha sonra patates tohumuna girdik. Ama tohumculukla çok fazla yol alamayacağımızı fark ederek yine tarımsal sanayi üzerinde bazı ürünlere girdik. Bunlardan işte dolu önleme sistemi, don önleme sistemi, ekogaz üretimi, yağmur teşvik sistemi. Bunların yanında da biofresh dediğimiz raf ömrünü uzatan belli ürünlerde oda sıcaklığında ve soğuk hava deposundan sonraki aşamalarda raf ömrünü uzatan bir ürünümüz var. Biofresh iki tane emulgatörden teşkil olmuş bir ürün. Bunu suyla karıştırdığınız zaman %2 oranında elma, armut, kiraz ve nektarinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin Bahçe Bitkileri bölümünde testlerini yaptırdık. Hem oda sıcaklığında hem de soğuk hava deposundan sonraki aşamalarda raf ömrünü uzatan bir ürün. Suyla karıştırdığın zaman solüsyon haline geliyor ve bu 100 litrelik bir solüsyonla 20-30 ton civarında bir meyveyi, armut veya elmayı muamele edebiliyorsunuz. Bu emulgatörlerin rengi yok, kokusu yok, tadı yok. Dolayısıyla yenebilir. Avrupa Birliği'nin de raporu var bu konuda. Türkiye'de de bu emulgatörlerin listedeki şeylerine baktığımızda, numaralarına, bunların serbest olan emulgatörler olduğunu görürüz ve direkt yiyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Soğuk hava deposundan sonra biofresh uyguladığınız ürünlerde, elmada, armutta 10 gün 15 gün kadar bir uzama görüyorsunuz. Kirazda 3 gün elde edebildik bunu. Ama 3 günde kirazda büyük bir rakam bence. Yağmur teşvik sistemi büyük bir proje bazında yapılabilir. Bu sistemin çalışması için öncelikle bazı kriterler gerekiyor. Nedir bu? Hava neminin %50 civarında olması isteniyor ki negatif yüklü iyonlar atmosfere gönderiyor sistem. Nemle beraber birleşince yağmur bulutu oluşturuyor ve saatte 5 milimetre civarında bir yağmur elde edebiliyorsunuz. Biz bunları içme suyu havzalarında HES barajlarının olduğu bölgelerde düşündük. Geçen sene biliyorsunuz İstanbul'da içme suyu barajlarındaki su seviyesi %17'lere kadar düştü. Dolayısıyla bir kuraklık riski atlatıldı. O tip riskleri buradan bu sistemle elimine edebiliriz diye düşünüyoruz. Dolu önleme sistemi de ilginç bir sistem. Metro radar sistemi var bunun. Manuel de bunu çalıştırabilirsiniz. Radar sistemiyle de çalıştırabilirsiniz. Tek bacalı olan sistemler 1000 dekarı, yani 1000 metrekare, 1 dekar 1000 metrekare olarak kabul edin. Bazı yerlerde değişiyor, dönüm hesabına gidiyorlar. 1000 dekarı kontrol edebiliyor. Yani bu metro radar sistemi dolu bulutlarını tespit ediyor ve dolu bulutlarının içindeki o buz kristallerini tespit ettikten sonra sistem otomatik devreye giriyor. Şok dalgaları göndererek o bulutlara buz kristalinin doluya dönmeden yağmura çevirmesini sağlıyor ve yağmur olarak düşüyor yeryüzüne. Bir metro radar sistemiyle 60 kilometre çapında bir yerde 1000 tane bu sistemden tek bir radara bağlayabilirsiniz. Tek bir radar 1000 tane sistemi idare edebilir. Bunun 3 bacalıları var. Onlar da 3000 dekarı kontrol edebiliyor. Metro radar sistemi çok büyük kolaylık. Tehlikeyi sezdiği anda otomatik çalıştırıyor sistemi. Buluttaki o buz kristallerini yağmura çeviriyor ve yağmur olarak düşüyor. Biliyorsunuz geçen sene Türkiye'de bayağı bir dolu zararı oldu. Yani Bursa'daki armut üreticilerini okuduğum kadarıyla 60 bin ton armut dolu ve dondan zarar gördü ve 120 milyon TL civarında bir kayıp söz konusu orada, TL olarak çiftçi kaybı. Yani faydalı bir sistem. Ülkemize faydalı olacağına inandığımız için bu işlere girdik. Birazcık maliyetinden bahsedersiniz. Maliyet efendim, radar sistemiyle beraber düşünürseniz 110-120 bin dolar civarında
Ama 5 tane bu sistemden alana radar sistemini biz hediye edeceğiz. 5 ve üzeri katlarında. Belki maliyeti ilk etapta fazla gözükebilir ama işlevine baktığınız zaman ve ürününüzü kaybetmediğiniz zaman zaten değerini anlayacaksınız. Don önleme sistemimiz var. O da bir ilginç sistem. Geçen sene yine 2014'e baz alıyoruz. 30 Mart'taki don olayında biliyorsunuz çok büyük kayıplar oluştu. Kayısı neredeyse sıfırlandı. Fındık keza öyle. Diğer ürünler öyle. Dolayısıyla don önleme sistemi de basit bir sistem. Traktörle çekilen bir sistem. Propan bütan gazı kullanılıyor. Isı veriyor. Ve 7-8 kilometre hızla saatte traktörle çektiğiniz zaman 120 dekarı kontrol edebiliyorsunuz. Bazılarının aklına şu geliyor. Başladığım nokta ya tekrar gelene kadar don olursa. Efendim onların hesabı kitabı yapıldığı için zaten diyoruz ki 120 dekarı kontrol edebiliyorsunuz. 7-8 kilometre hız istiyor bu da. Ya o düşük hızla giderseniz o zaman 120 dekarı siz kontrol edemezsiniz. Etki süresi zaten efendim don biliyorsunuz gece geliyor. Ve birkaç saat içerisinde olan bir şey. Traktöre biz iki tane alarm sistemi bağlıyoruz. Hem ışık hem sesle hava sıcaklığı düşmeye başladığı zaman alarmlar devreye giriyor ve siz de traktörünüze binip bahçe içerisinde dolaşıyorsunuz. Birkaç saatlik olay zaten bu. Biliyorsunuz -4 dediğiniz zaman çok kuvvetli don demek. Zaten çiçek dayanmıyor. Bir artı özelliği var bu bizim sistemimizin. Çiçeklenmeyi de teşvik ediyor. Yani ağaçların, çiçek açan ağaçların bağışıklık sistemini güçlendiren bir sistem aynı zamanda. İnşallah ülkemize, çiftçimize faydalı olur diye düşünüyoruz. Talep olursa da en kısa zamanda yerine getirmeye çalışacağız. Çünkü bunlar imalat. Şeyi önceden almamız lazım ki talebi zamanında yetiştirelim. Firmamız tarım sektöründe çalışan. Fidan ve sulama konusunda ağırlıklı olarak dünyanın her yerinde anahtar teslimi proje yapabilen bir firmayız. Firmamızın iki ana konusu var bahsettiğim gibi. Bir tane konumuz fidan üretimi. Aynı zamanda doku kültürü laboratuvarımız kendi anahtarlarımızı üretmekle başlayan fakat şimdi kapasite olarak çok daha kendi ihtiyaçlarımızın üzerinde bir üretim kapasitesine ulaşan bir laboratuvarımız var. Fidanlarımızı, kendi çeşitlerimizi bulmak üzere de ayrıca bir çaba harcıyoruz şu anda. Bu da bir araştırma kuruluşu şeklinde çalışıyoruz. Kendi çeşitlerimizi, Türkiye'de ilk tescil eden firmayız aynı zamanda. Kendi çeşitlerimizi bulup onları da Türkiye pazarına kazandırmaya, hatta dünya pazarına kazandırmaya çalışıyoruz. Fidancılıkla beraber sulama projeleri de yapıyoruz. Yani anahtar teslimi bahçe sözümün başında da söylediğim gibi tesis etmeye çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde çalışıyoruz. Tarla olarak gelip bize bunu bahçeye çevirin dediğinizde toprak hazırlığından damla sulama sistemine fidan dikimine ve ondan sonraki belli bir süre içerisinde talep olduğu kadar bu konuda danışmanlık da vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde çalışıyoruz. Laboratuvar kapasitemizi bu sene yeni binamızı da yaptık. Yeni laboratuvarımızı da kurduk. Kapasitemizi arttırdık. Dediğim gibi ilk başta yola çıkma şeklimiz kendi ihtiyaçlarımızı karşılayan virüsten ari, sağlıklı fidanları elde etmek ve yurt dışına bağımlılığımızı da azaltmaktı. Bu sayede öncelikle kendi ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bunun yanında da Ar-Ge'miz kendi çeşitlerimizi, yurt dışından gelen çeşitleri ve Türkiye'de bulunan çeşitleri çeşitli yöntemlerle daha iyi melezler elde ederek yeni çeşitler, anaçlar ve çeşitler üzerinde çalışmaya başladık. Bu sayede yurt dışından satın almaya çalıştığımız çeşitleri de yok sayıyoruz. Onları da bağımlılığımızı yok ediyoruz. Bunların üzerinde çalışırken aynı zamanda da mevcut olan çeşitlerin de üretimini yapıyoruz. Yani iki anlamda da çalışıyoruz. Tarım fuarlarında tabii organizatörler çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buraya çevre fuarın yapıldığı illerde çevrelerindeki çiftçileri işte bu
konuyla ilgili olan kişileri olabildiğince buraya taşıyorlar. Taşımaya çalışıyorlar daha doğrusu. Tabii bu fuarda biraz hava muhalefetinden dolayı yurt dışından da bayağı beklentilerimiz vardı. Belli bir oranda düştü. Fakat organizasyonlar ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii bunun daha iyiye taşınabilmesi, fuarların daha produktif, daha üretken geçebilmesini sağlamak biraz da genel bir politika olmalı diye düşünüyorum. Mesela bundan önceki fuarımızda daha uluslararası bir fuardı. Çok güzel yurt dışı bağlantılarımız da oldu. Bu fuarda da bekliyoruz. İşte bugün ikinci günümüz. Fena geçmiyor. Umarım bugün de, kalan sürede ve yarın da beklentilerimizi karşılar diye düşünüyoruz. Ben Veli Arslan, ziraat mühendisiyim. Marmara Tohum Türkiye Satış Pazarlama Müdürlüğü'nü yapıyorum. Marmara Tohum buğday, arpa ve aspir üzerine şu anda üretim ve satış yapıyor. Fakat bunun yanı sıra mısır ve ayçiçeğinde de Ar-Ge çalışmalarımız sürmekte. Yakın gelecekte de o çeşitlerimizi de çıkaracağız inşallah. Öncelikle biz buğdayla başladık bu işe. Buğdayla başlayalım isterseniz. Bizim Türkiye'de Ukrayna menşeili, bizim uğraştığımız Ukrayna menşeili buğdaylar daha çok ve Rusya menşeili buğdaylar. Bunun yanı sıra İtalya ve İtalyan, Fransız ve Sırbistan menşeili buğdaylarımız var şu anda çiftçinin hizmetine sunduğumuz. Buğdaylarımız gluten ve protein yönden yüksek ve her türlü iklim koşullarına dayanıklı olduğu için Türkiye tarafından çok fazla tercih ediliyor şu zamanlarda. Bunun yanı sıra tabii yemlik arpa üzerine de çalışıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz besçilik arttı ve 6 sıralı yemlik arpa üretiyoruz biz de. Kuzey Almanya menşeili Scarpia ismi de. Fakat bu sene üretim izni aldığımız iki çeşitimiz daha var. Bunun ya 2 sıralı ve 6 sıralı tekrar iki çeşitimiz daha var. Bunlar da çiftçinin beğenisine sunacağız bu sene inşallah. Aspir, bizim aspirimiz şu şekilde söyleyelim. Eskişehir araştırmanın bulmuş olduğu bir aspir. Balcı. Balcı'da anavatanı Türkiye ve araştırmalar sonucunda Eskişehir Araştırma Enstitüsü'nün bulmuş olduğu bir çeşit ve yağ oranı en yüksek çeşitlerden bir tanesi. Aspir son zamanlarda Türkiye'de ekonomik yönden özellikle Nadas'a bırakılan araziler için çok uygun bir bitki olduğunu düşünüyoruz. Aspir'in bizim balcı olarak söylüyorum 31 ila 45 oranında yağ oranı var ve yağ muhteviyatı bakımından da birçok yağ fabrikaları tarafından tercih edilen bir aspir çeşidi. Aspir bir de çok fazla çiftçimizi yormuyor. Basit bir işçilik sistemiyle yetiştirilebiliyor. O yüzden çiftçiler tarafından çok tercih edileceğini düşünüyoruz. Yani şu zamanlarda değil ama ileriki zamanlarda çiftçiler daha çok kıymetini anlamaya çalışıyorlar, bilmeye çalışıyorlar. Mısırlarımız inşallah bu sene üretime koyacağımız bir mısır var ama biz Türkiye'nin her yerinde satabileceğimiz, biz Türkiye çapında bir firmayız çünkü, Türkiye'nin her yerinde satabileceğimiz ayrı ayrı fao'ya sahip, yetişme sürecine sahip mısırlar bulmaya çalışıyoruz. Bunlar hakkında da Ar-Ge'ci arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Minimum yurt dışından gelmiş olan ürünlerimizi minimum 3 yıl süreyle denemeler altına alıyoruz. Kendi çalışmalarımızla, ıslah çalışmalarımızla devam ediyor Mısır'da ve Ayçiçeği'nde. İstanbul Fuarı olarak baktığımızda, tarım fuarı değil de İstanbul Tarım Fuarı olarak baktığımızda buraya çiftçi katılımı yok. Çiftçilerimize biz tanıtım yapmayı isteriz ve yeni çeşitlerimizi çiftçilerimize beğenisine sunmayı isteriz. Onun için çabalarız. Marmara Tohum olarak köy çalışmaları ve tarla günleri düzenleyerek bu işi yapıyoruz ama fuarların da bu işe çok büyük katkısı var. Çünkü çiftçiler direktman ayağınıza geliyorlar ve burada tanıtım yapmamızı sağlıyorlar. Bu bizim için büyük bir fırsat, büyük bir nimet. İstanbul Tarım Fuarı firmalar arası tanışma bir tarım fuarı şekline geldi. Daha çok çiftçi katılımı değil de firmaların katıldığı bir fuar. Firmalarla tanışıyoruz, firmalarla üretimlerimizi konuşuyoruz. Çeşitli bilgilerimizi paylaşıyoruz. May Tohum Türkiye'nin en büyük yerli tohumculuk sektör yatırımcısı. Biz Türkiye ile aynı anda yaklaşık 35 ülkeye de kendi geliştirdiğimiz çeşitleri bir Türk markası olan May Tohum olarak satıyoruz. Şu anda da hem Türkiye'de hem yurt dışında büyümek için
özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, soya, fasulye gibi ürünlere çok özel önem veriyoruz ve bu ürünlerde yani uluslararası olarak bölgesel bir oyuncu olmaya çalışıyoruz. Türkiye'den çıkan gerçek profesyonel bir tohumculuk firması olmaya çalışıyoruz. Bizim kendimizi özellikle yurt içinde ayırt ettiğimiz en önemli unsur mayın bir Türk tohum firması ve bir Türk tohum markası olması. Biz ülkemizde yaptığımız ıslah çalışmalarını dünyada sektörümüzdeki öncü firmaların konvansiyonel ıslah anlamında yaptığı seviyede profesyonellikte yapmak üzere çok ciddi bir yatırım yaptık ve altyapı kurduk. Şu anda Türkiye'de 4 tane araştırma merkezimiz var. Ayrıca 2 tesisimizde yıllık 29 bin ton gibi Türkiye'deki bu saydığım türler için en yüksek tohum hazırlama kapasitesine sahibiz. Bu avantajları Türkiye'nin de altyapısını, tohum üretim altyapısını en doğru şekilde kullanıp uluslararası anlamda ve Türkiye'de dünya çapındaki firmalarla baş başa rekabet eden çok güçlü bir tohum markası olmaya çalışıyoruz. Artık üreticilerimiz gerçekten profesyonel. Günümüzün ekonomik koşulları üreticilerimizi çok dikkatli hesap yapmaya ve kendi bölgeleri için en uygun performansı en yüksek çeşitleri seçmeye zaten zorluyor. Bu nedenle de bizim üreticilere tavsiyemiz çeşit seçerken kendi bölgelerinde performans gösteren çeşitlere dikkat etmeleri ama aynı zamanda artık Türkiye'de yerli yatırımcıların da güçlü Ar-Ge ve ıslah sistemleriyle çok rekabetçi çeşit geliştirdiklerini bilerek özellikle bizler gibi yerinde ıslah yapan Trakya'da, Adana'da yerinde ıslah yaparak çeşitlerini çıkaran ve üreticilere sunan yerli firmalara da sahip çıkmaları. Biz bu konuda gerçekten yüksek beklentiye sahibiz. Türkiye'de yerli özel sektörün tohumculuk anlamında gelişmesi için verilen emeği üreticilerimizin de değerlendirmesini ve bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiye haiz çeşitlerden en doğru şekilde faydalanmalarını bekliyoruz. Biz tarım fuarı anlamında Türkiye'de çok az sayıda fuara katılıyoruz. Bu konudaki profesyonelleşmeyi biz kendi altyapımızı da geliştirerek kurduk. Her yıl ülkemizin tarım anlamında önemli olan bölgelerinde tamamen maya özel kendi ürünlerimizi tanıttığımız yaklaşık 4 gün süren ve bölgelerden üreticileri de kurduğumuz merkeze getirerek ayrıntılı bir eğitim ve seminer de verdiğimiz organizasyonlara dönüştürdük. Bunun dışında da işte İstanbul'daki tohumculuk sektörümüzün fuarına katılıyoruz. Bunun dışında en fazla katıldığımız fuarlarda yurt dışında gene kendi markamızı tanıttığımız hedef coğrafyamızdaki uluslararası fuarlar.